Herkese selamlar dostlar nasılsınız iyisinizdir umarım video çok geç geldi farkındayım artık çalıştığım için fazla zamanım olmuyor uzun bir zamandır Steam indirimleri içinde video çekmiyordum malum durumlar biliyorsunuz ama son zamanlarda birçok yayıncının fiyatlarını bölgesel fiyatlara çektiğinde görüyordum yaz indirimleri içinde bir video değerlendirmesi yapayım dedim Discord kanalıma da katılırsanız çok memnun olurum umarım video hoşunuza gider iyi seyirler diliyorum. Evet Forza Horizon 4 15 Aralık'ta bütün platformlardan kaldırılıyor. Yani satıştan kaldırıyor. Artık almak isteseniz de o tarihten sonra alamayacaksınız. Bu sebeple hazır indirim dönemindeyken almanızı tavsiye ediyorum. Dereceler de tek tek satıştan kaldırıldı artık. Yani bu bütün derecelere ulaşmak için sadece Deluxe Ultimate sürümler almanız gerektiği anlamına geliyor. Ben Ultimate sürümü tavsiye ediyorum. Hem ekstra oyun modları hem de hediye araçlarla şu an uygun bir fiyata satılıyor. Oyun bir yeraltı gece kulübünde gizemli bir varlık olan Krupiye ile modifiye edilmiş bir Rus sureti oyunu oynamanızı içeriyor. Normal bir tabanca yerine pompalı tüfek kullanıyorsunuz. Uzaylı cücelerin %100 yok edilebilir çevrelerin ve karanlık mağaralarda uzaylı canavarlara rağmen hayatta kalmaya çalıştığımız Deep Rock Galactic oyununun aynı evreninde geçen Survivor oyunu daha doğrusu mermi cehennemi tarzındaki yeni oyunu diyebiliriz. Zaman anomalisi olaylarını çözen bir ajanı aksiyon platform türünde yöneterek ilerliyoruz. Yetenek ağacı dövüş sistemi peri özellikleriyle platform türüne farklı bir bakış açısı getirdiğini de söyleyebilirim. Metruk bir benzin istasyonunu devralarak onu keyfinize göre dizayn ve inşa ediyorsunuz. Sonrasında da civardaki en iyi benzin istasyonunu yaratmak sizin çabalarınıza kalıyor. Oyun bir karnavaldaki gizemli bir adamla karşı karşıya gelen ve onunla bir kart oyunu oynamaya zorlanan bir oyuncunun hikayesini anlatıyor. Oyun ilerledikçe oyuncu karanlık bir sırrı keşfeder ve oyunun gerçek doğasını ortaya çıkarır. Sırf grafikleri kötü diye Half-Life ilk oyununu oynamayan grafik manyağı yeni nesil oyuncuları. Alın size iyi grafikli hali oynayın oynatın diyorum. Black Mesa düşük fiyatıyla listenin bence bulunmaz nimetlerinden. Serious Sam ağır silahlarla donatılmış bir halde dünyanın son savunması olmaya devam ediyor. Oyunun bir hikayesi olsa da kimin umurunda? Serious Sam demek her bölümde yüzlerce yaratık öldürürken eğlencene bakmak demektir. Yabancı bir gezegene iniş yaptığımızda hayatta kalmak ve yine bizi hayatta tutacak kubbemizi sağlamlaştırmak için madencilik yaparak ham madde topluyor ve geliştirmelerimizi yapıyoruz. Gizemli bir duvar dünyası da madencilik yaparak, canavarlarla savaşarak, ekipmanlarımızı yükselterek ve zeminin bildiğimiz dışında dikey olduğu bu dünyanın gizemini keşfederek hayatta kalmaya çalıştığımız değişik tarzda güzel bir oyun daha. Favorilerimdendir, derecesi dahil tavsiye ediyorum. Eğer platform fark etmez diyorsanız da Epic'te indirimsiz hali bile şundan daha ucuz satılıyor. Vampir Survivors'tan sonra en beğendiğim mermi cehennemi oyunu. Kendi tarzını oluşturan özgün bir oyun olduğu için de kopya olarak düşünmüyorum. Türü seviyorsanız kesinlikle bakın derim. 1899'da kendi petrol şirketinizi yönetiyorsunuz. Diğer petrol şirketleriyle mücadele ederek en büyük olmaya çalışıyorsunuz. İhale usulü satın aldığınız arazilerde petrol çıkarak tabiri yerindeyse köşeyi dönmeye çalışıyorsunuz. Kendi tarzınızda uluslararası bir havaalanı inşa edin ve dünyanın en iyisi olmak için onu yönetin. Taykun oyunu sevenler için üstten bakışlı güzel bir yönetim oyunu tavsiye ederim. Duraklan'ın aşırı çalışan ve yeterince takdir edilmeyen hizmetkarı olarak Nasis patronunuzla yeni kurbanlar bulmak için New Orleans'ı kasıp kavururken çok iyi vakit geçireceksiniz. Bir otobüs sürücüsünün standart günlerinden başlayarak olaylar arasında Çernemir-Santeli felaketi, orman yangınları, depremler ve kasırgalar gibi felaketlerden muzdarip insanları kurtarmakla sona eren çeşitli koşullarda yolcu taşımacılığı yapıyorsunuz. Tıpkı Animal Crossing gibi Cozy Grove'da gerçek zamanı bağlıdır ve her gün 30 ila 60 dakikalık yeni görevler sunar. Yani oyunu sürekli oynamanız gerekmez. Görevlerin ardından da isterseniz balık tutabilir, bir şeyler üretebilir ve gönlünce çevreyi süsleyebilirsin. Yine platform fark etmiyorsa Epic'te daha ucuzu var. Büyülü Toem'in gizemini çözmek için çıktığımız keşif macerası da fotoğraf makinesinde kullanarak çözmemiz gereken bulmacalarla bezenmiş rahatlatıcı bir atmosfere sahip keyifli bir macera oyunu. 80'li yıllarda küçük bir garaj ofisinde başlayacağımız yolculuğumuz, oyun endüstrisinin en büyük şirketi olma yolunda tasarlayacağımız oyunlara, yeni teknolojilere ve oyun piyasasını nasıl yönlendireceğimize bağlı. Zombilerle dolu bir binadan bütün katları temizleyerek çıkışa doğru indiğimiz Sky Hill ve daha geliştirilmiş izometrik bakış açılı devam oyunuyla iki oyundan oluşan güzel bir paket. Yine diğer oyunlardaki gibi köprüler dizayn ediyoruz ama bu sefer portal destekli Aperture Science Test Laboratuvarı'nın yeni bir çalışanı olarak görevin 60 test odasında güvenle bitiş çizgisine ulaşmaktır. İntikam atışıyla yanan bir silahşör ölümle yüzleşmeye hazır bir şekilde terk edilmiş bir kasabanın yakınlarına adım atıyor. Hızlı oynanış, üstten görünüş bir aksiyon oyunu hiçbir şeye benzetmeyeceğim bu sefer. Güzel bir oyun bakın derim. Bu sefer amacımız dünyayı zombilerden kurtarmak değil, daha da beter zombi cehennemine dönüştürmek ve enfeksiyonu tüm dünyaya yaymak. Değişik zombileri tasarladığımız bir laboratuvarımız bile var. Bir keşif grubu Kuzey Kutbu'nda bir araştırma tesisinde mahsur kalıyor. Soğuk, açlık ve susuzlukla uğraşmanın yanında uykuya daldığımızda bize musallat olan bir kabus ile de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Scrapnut Steampunk öyleyle dolu bir üs inşa etme ve hayatta kalma oyunu. Farklı bir onlara sahip bir açık dünyayı keşfedersiniz. Oksijeni yönetir, çiftliğinizi işletir, elektrik üretir, evinizi inşa eder ve daha fazlasını yaparsınız. Eski, izometrik tarzda klasik hikaye odaklı point and click keşif özelliklerine sahip güzel bir macera RPG'si. Güzel bir ülkeyi keşfetmek, insanlara yardım etmek ve birçok ilginç görevi tamamlamak için bir yolculuğa çıkın. Tur bazlı ilerleyişi sıra taban savaşlarıyla Heroes of Might and Magic'in basit bir klonu gibi gözükse de kendine özgü ve güzel bir oyun. Üç farklı konsepte tasarlanmış trilogy paketi iyi bir fiyatta satılıyor. Yeraltı dünyasının lordlarının sizi beklediği azap salonlarında hazineler büyülü ıvır zıvırlar ve giderek büyüyen bir kahraman kadrosu size ötelerden gelen bu dehşeti yok etme gücü verecek. Mermi Cehennemi oyunu ama Diablo 2 görünümünde gerçekten çok hoş gözüküyor. Bu sefer de uzayda geçen bir mermi cehennemi oyunu farklı bir tür olarak Shatemap tarzıyla da birleştirilmiş. Etraftaki gezegenlere üstler kurarak kendimize avantajlar da sağlayabiliyorsunuz. Yine türe farklı bir bakış açısı kazandıran oyunlardan tavsiye ediyorum. Evet dostlar aralarında benim de çok beğendiğim oyunlar var. Sepetime eklediklerimi de son güne kalmadan almayı planlıyorum. Her zamanki gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.